Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Bu sefer merkezdeyiz. Hep böyle dağ tepe çıkıyoruz ama bu sefer merkeze indik sonunda. Eşkıya gibi dağlarda geziyoruz değil mi? Bir eşkıya filmi vardı. İzlemiş miydin o filmi? Muhteşem bir film. İzleyin kesinlikle izlemediyseniz. Çok güzel bir arsa tanıtmaya geldim. 321 metrekare arsamız. Denize maksimum 350 metre mesafede drone görüntülerini izleyeceksiniz. 15-30 villa imarlı fiyatımız 6 milyon 750 bin TL. Pazarlığımız mevcut arkadaşlar. Şimdi şehir merkezinde arsa almak istiyorsanız, denize de yakın olsun istiyorsanız rakamlar bu. Elimizde daha uygun fiyatlı arsalar da var. Zaten kanalımızı da izliyorsunuz. Onları da tercih edebilirsiniz. Ya da şehir merkezinde oturmak istiyorum. Denize yürüyerek gidip geleyim diyorsanız böyle bir yeri de tercih edebilirsiniz. Şimdi buradaki villa fiyatlarından bahsedeyim önce. Hemen şurada bir tane villa satılık. 16 milyon 500 bin TL güncel fiyatı var. Yine hemen arka tarafımızda 17 milyon civarında satılık rakamlar var. Yani 15 ile 20 arasında buradaki rakamlar gidip geliyor bu rakamlarda villa bulabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar 320 metrekare 15-30 villa imarlı. iki katlı yapabileceğiniz, havuz koyabileceğiniz, denize yürüyerek gidip gelebileceğiniz çok güzel bir villa yapabilirsiniz. Maliyetiniz ne olur? Açık söyleyip 5 milyonda bir maliyet varsayalım buraya. Pazarlıkla arsayı aldık diyelim artı 5 milyon ekledik. 11 milyon, 12 milyon civarında çok güzel bir villaya sahip olabilirsiniz. E bölgedeki satış fiyatları da zaten 15 ile 20 arasında. Siz şimdi inşaata başladığınızda Seneye bitireceksiniz bir dahaki sezona bir dahaki sezonun fiyatlarıyla aslında kıyaslamanız gerekiyor. Yani başladığınız günle değil arkadaşlar bunda bir yanılgı oluyor. Ee, şimdi arsayı aldınız inşaat yaptınız zaten bir sezon sonra oturacaksınız. 6 ay inşaatınız var 7 ay inşaatınız var proje ruhsat derken bu 8 ay bir seneyi bulabiliyor. Bu şekilde de siz seneye fiyatlarını hesaplayıp konuşmanız lazım. Yani 16.5 olan yer seneye ne olur tahmini benim görüşüm 21-22'nin üstünde rahat olacaktır. E siz şimdi arsayı aldığınızda evinizi yaptırırken yavaş yavaş yaptırdığınız için birden para harcamadığınız için çok daha mantıklı hale geliyor. Ben her zaman söylüyorum her videomda da söylüyorum. Arsa alıp villanızı kendiniz yaptırın. Çok daha mantıklı çok daha güzel olacaktır. Ki zaten ben de öyle yapıyorum. Eğer diğer türlü mantıklı olsa ben de gider hazır yapılmış bir tane alırdım ama yapmak daha mantıklı. Bana müteahhitler kızıyor bunu söylediğim için arkadaşlar ama Doğru bu, doğrusu bu yani. Doğruyu da söylemek lazım. Şimdi herkes bir şekilde inşaat yapabiliyor, müteahhitlik yapabiliyor ama içerisine ne konduğunu, nasıl yapıldığını kimse bilmiyor. Yani siz bir evi görüyorsunuz, satın alıyorsunuz ama kaç ton demir harcanmış, hangi tip beton harcanmış, temelde ne kullanılmış. Radyo temel yapılmış mı yapılmamış mı bilmiyorsunuz. Bu yüzden kendinizin yaptırması çok daha mantıklı. Bakın ben 400 metrekare arsı içerisinde bir villa yapıyorum kendime. Videoları da izliyorsunuzdur. Ben arkadaşlar o villaya normalde 250 metreküp bir betonla inşaat biterken benim harcadığım beton miktarı 350 metreküp. Ama çökme olmasın diye biz her yerine beton döktük ki bu da tabii ki isteğe ve güce dayalı bir şey. Bence güzel bir yer. Burası da çok güzel. Bakar mısın? Aslında dümdüz zaten. Burada çok bir maliyet de olmaz. Pazarlığımız da var. Sınırımız zaten bu duvardan başlıyor. Aşağı doğru gidiyor. Ön cephesi, yola cephesi çok geniş. Onu söyleyelim. Denize de buradan yürüme mesafesinde, girilebilecek sahile yürüme mesafesinde. Akbük'ün 15 kilometrelik kıyı şeridinin tamamından denize girebiliyorsunuz. Şu an yağmur yağdı sabah. Hava da o kadar güzel oldu ki kuş sesleri böyle toprak kokusu inanın o kadar güzel geliyor ki arkadaşlar bu e, siz de seviyorsunuzdur kesinlikle. O Kokuyu sevmeyen yoktur böyle bir toprak kokusu ilk yağmur yağdığında bir toprak kokusu ortaya çıkar. Muhteşem bir e, koku var şu an etrafta. Kuş seslerini uyanabileceksiniz. Sessiz, sakin, huzurlu bir bölge. Şimdi kıyaslama yaparken şöyle kıyaslayalım. 300 metrekare Efeler Mahallesi'nde deniz görmeyen bir arsanın fiyatı ne kadar şu an? 5,5. 5,5 Beş buçuktan başlıyor. Öyle mi? Beş buçuktan başlıyor diyelim. Yani biraz daha bundan daha uygun. Ama Efeler Mahallesi'nde oturmakla Akbük'te oturmayı da kıyaslamamak gerekiyor. Ben Akbükçüyüm. Ben Akbükçüyüm. Böyle parti tutar gibi Akbük'ü tutuyorum. Neden? Sessiz sakin arkadaşlar. Gürültü yok. Araç trafiği yok. Rahatlıkla burada gelip tatilinizi yapabilirsiniz. Yaz kış yaşayabilirsiniz. Buradan sonra da gideceğim yer Yeşiltepe. Bir gün emekli olursam ve kafam deserse artık yeter dersem kesinlikle Yeşiltepe'ye giderim. Orası da güzel. Benim hoşuma gidiyor. 700 metrekare arsı içerisinde. Ben biraz böyle söylüyorum aslında şu mahalle bu mahalle diye ayrım yapıyorum ama tabii bu bana zarar. Onu söyleyelim. Bu söylediğim her şey bana zarar arkadaşlar. Bir emlakçı olarak bana büyük zarar veriyor ama bunu da söylemek durumunda hissediyorum kendimi. Çünkü bu bölgeler gerçekten oturulabilecek çok güzel bölgeler. Ben bunu yeni söylemiyorum. Bu arada 5 yıldır 4 yıldır video çekiyoruz. 12 yıldır bu işi yapıyorum, 13 yıldır bu işi yapıyorum. 13 yıldır da bunu söylüyorum. Akbük yaşanabilecek güzel bir yer. 320 metrekare 15-30 imal dedik. 320 çarpı 15 yaptığınızda taban oturumu çıkar. Üst katlarda çıkmalardan dolayı balkon kapalı balkonlardan dolayı bir tık daha metrekareyi yükseltirsiniz. Ve alt tarafta da arkadaşlar artık iskandan sonra isterseniz açıp kapatabilirsiniz sağ solu. Ki zaten herkes öyle yapıyor. Yer gerçekten bomba bir yer. Güzel bir yer. Akbük'ün en güzel bölgelerinden bir tanesi. Fiyat olarak da artık bu rakamlar. Bu rakamların altına yer bulmak gerçekten büyük bir şans. Ama araştırmayla da bulabileceğiniz gibi de değil artık piyasa. Çünkü herkes fiyatlara aşikar. Sosyal medyada görüyorlar, ilan sitelerinde görüyorlar. Herkes birbirinden görüp fiyatları arttırabiliyor. Ama mantıklı mı? Bu fiyat mantıklı arkadaşlar. Alınabilecek güzel bir ev. Çok da laf uzatmak istemiyorum. Geçen bir video çektik, Seyran Tepe'ye gittik. Dedim ki kısa keselim, yine 11-12 dakika sürmüş. Bu sefer artık kısaltacağım yani videolarda. Çünkü arsa tanıtıyoruz, dört köşesi belli. Drone görüntülerini de zaten arsanın etrafını tamamen çizeceğim Net bir çizim olacak. Diğerini de görmüş olacaksınız. Bomba bir yer. Burada bir tane daha var. Ortalama metrekaresi bunun neredeyse %30 daha fazlası. Ama burası mantıklı geldiği için tanıtıyorum. Fiyatları değerlendirmek lazım. Hemen şu villayı bir göstersene bak. Yine drone görüntülerini de almaya çalışacağım. Şu villa 16 milyon 500 bin TL. Havuz yok orada ama. Aynı metrekarede. 16 milyon 500 bin TL havuz yok. 3 artı 1 arkadaşlar orası. Pardon 4 artı 1 orası değil mi? 4 artı 1 Burada da 4 artı 1 yapılır. Havuz da yapılır. Maliyetiniz de bu olur. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Akbük merkezde güzel bir villa arsası gezdik. Hem yatırımlık hem de alıp inşaatınızı yapabilirsiniz. Birkaç sene içerisinde bu rakamlarda yer bulmak imkansız hale gelecek. Şunu da hemen söyleyelim arkadaşlar. Bakın. Paranızı faize yatırabilirsiniz. 6 milyon şu anda ne kadar veriyor? 250 bin liranın üstünde bir rakam veriyor. Aylık gelir. 250 bin TL alarak günü kurtarırsınız. Enflasyonun en ufak geriye gelmesi demek bu mülklerin bir anda %40-%50 değer kazanması demek. Bakın biz şu an İstanbul'dan çoğu ticaretle uğraşan insana satıyoruz. Yurt dışından insanlara satıyoruz. Gerçekten hani bu işi bilen insanların tamamı parayı bankada tutmak istemez. Yapmaz da zaten genelde mülk ya da Ar alır ki değer kazanacağını bilir. En güvenli yatırımlardan birisi de bu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sürçlü isyanetliksek affedin.